Maaşına hiçbir şey alamaz ki. Çünkü ben de asgari ücrete çalışıyorum. İmkanı yok yani. 4700 lira benim maaşım var, emekli maaşım. Nasıl alacağım? Ben pek mümkün olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ya bir asgari ücretle şu anda ev almak imkansız bir şey yani. Ben şu anda Türkiye'de ev almanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesiyle gençlerimiz, emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz, asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaşla ev alabilecekler dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl alınacak ki? O maaşına hiçbir şey alamaz ki. Ancak elektrik, su, kirası verebilir yani, o evi alamaz ki. Ya bence alamayacaklar. Çünkü ben de asgari ücrete çalışıyorum. İmkanı yok yani. Yani zor bu geçimle, bu şartlarla çok zor. İlk önce bir asri mezarlığa gitsin de bir yatacak mezar yeri alsın, 75 bin lira. Ondan sonra ev alsınlar. 4700 lira benim maaşım var, emekli maaşım. Nasıl alacağım? Nasıl alacağım? Bak, kesinlikle imkansız, alamaz. Alamaz. Mesela biz maaşlarımızı çok azalıyor. Mesela bir kısmı alıyor 10 lira emeklinin, bir kısmı alıyor 3,5. Arasında çok fark var. Mesela yükselttiklerinde ondaki yükseliyor, o 3,5 olanki 4 oluyor. Kimse geçinemiyor. Doğru dürüst geçinemiyor. Geçim sıkıntısı çok zor. Yani her şeye bir çare arıyoruz biz. Ama bulamıyoruz. Ben pek mümkün olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bir insan hem asgari ücretle geçinip hem aynı şekilde kirasını ödedikten sonra, çoluğunu çocuğunu okuttuktan sonra kenara para ayırıp nasıl ev alabilecek? Ben bunu pek mantıklı düşünmüyorum açıkçası. Tabii bakanımız böyle bir açıklama yapmış. İnşallah ileride ülkemiz daha güzel yerlere geçecek. Biz gençler olarak ülkemizi kalkındırmaya her zaman hazırız. Bunun için de çabalayıp çalışıyoruz. Bu kadar yani, görüşüm bu şekilde hanımefendi. Ya bir asgari ücretle şu anda ev almak imkansız bir şey yani. Şu anda 5500 TL'de mi asgari ücretle? Yani kaç ay para biriktirip bir ev alma olasılığı sıfır. Kredisiz şu an ülkede hiçbir şey yapma şansınız yok. Sıfır. Yani ben imkansız olarak görüyorum asgari ücretle. İlla şu anda ülkede herkes için yani kredisiz hiçbir şey yapma şansı yok. Asgari ücret bence yeterli değil. Yani en azından 20 sene harcamak gerekiyor. Süreçte insan hayatı bitiyor zaten. Bence yanlış bir açıklama. Böyle düşünüyorum, bu kadar. Ben şu anda Türkiye'de ev almanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani çok zenginliysen. Vallahi bence iyi olur. Yani gençlerin de bir tutunacakları olmuş olur. Yani piyasanın durumu malum. Ev kiraları 3400-5000 o civarda gidiyor. 5500 lira zaten asgari ücret. Geçim zaten zor. Bence gayet iyi bir plan yapmış. Bence başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Ev imkanlarını zor kullanıyor. Yani geçimini sağlayamıyor daha da. Nasıl ev alacak? Bence yalan söylüyorlar. Yani bu seçim ağzı hep yalan. Her seferinde aynısını yapıyorlar. Ben inanmıyorum yani. 5 milyara çalışan bir insan ev alacak. İmkanı yok yani. Kendilerini kandırsınlar, vatandaşı kandırmasınlar. Vallahi çok güzel bir fikir. İnşallah imkan olsa da herkes yapabilse, herkes ev sahibi olabilse. Hele şu devirde yani kan kanaat geçinebiliyoruz. Böyle bir fırsat sunduğu için teşekkür ederiz.